Tekrardan merhaba sevgili arkadaşlar. Hayatımız Satranç YouTube kanalı hepiniz hoş geldiniz. 2023 Dünya Satranç Şampiyonası başlıyor, başlayacak, başlar mı derken başladı bugün itibariyle ve az önce ilk maç sona erdi. Yan Nepomniachtchi ile Dinkler'in arasında biliyorsunuz Nepo favori görülüyor çünkü Dinkler'in Covid-19 salgınından sonra pek maç temposuna girmedi ama Nepo'nun ise formu çok kuvvetli. Maça geçmeden önce süreler nasıl olacak, format ne, ondan bahsedelim. 14 maç oynayacaklar arkadaşlar. Biri beyaz, biri siyah, biri beyaz, biri siyah. Aralarda dinlenme günleri olacak. İlk 40 hamle 2 saat, yani toplamda 120 dakika süre veriliyor. 40 hamle ile 60 hamle arasına 60 dakika süre veriliyor. 60 hamle geçtikten sonra 15 dakika süre veriliyor. Aynı zamanda ilk 60 hamleye kadar hamle başı arttırma yok. 60 hamle sonunda her hamleye 30 saniye arttırma veriliyor. Beyazlarda Nepomniachtchi, siyahlarda Dinkler'in ve 2023 Dünya Satranç Şampiyonası Nepomniachtchi'nin E4 hamlesiyle başladı. Sizler de bizlere destek vermek isterseniz hemen aşağıdaki abone oluşuna ve katıl butonu tıklayarak da kamera ve mikrofon alma hedefimize destek verebilirsiniz. E5 tercihi geldi Dinkler'den. At F3, at C6 ve acaba ne oynanacak diye düşünürken fil B5'te İspanyol'u tercih etti. Hatırlayın arkadaşlar, Nepo Magnus Carlsen'le oynamış olduğu Dünya Satranç Şampiyonası'nda bu tercihi nedeniyle eleştirilmişti. Hep İspanyol oynayarak bir şeyler aramaya çalışmıştı ama başaramamıştı. Magnus'a karşı İspanyol oynamak da gerçekten hiç akıl kârı değildi. Burada Dinkler'in tarafından A6 varyant tercih edildi. Fil A4 kaçtıktan sonra at F6 ya da D6 en çok tercih edilen devam yolları. At F6'yı tercih etti burada kısa rok. Biliyorsunuz arkadaşlar, artık burada hani alıştan sonra bu piyon neden alınmadığını biliyorsunuz. Fil E7 oynadı Dinkler'in. Fil alır C6, D alır C6. Bakalım tekrar hatırlamış olalım. Eğer alırsa atla piyonu alıyor. Siz kaleyle atı isterseniz de vezir D4'ten koruyor ve siyahların daha derli toplu olduğunu görüyoruz. Bu nedenle almak yerine kaleye bir oynadı, piyonu tuttu. Nepo doğru bir hareket. Dinkler'in atı D7'den manevraladı. D4 piyon sürüşünden sonra E alır D4, vezir alır D4. Burada atla da alınabilirdi. Fakat vezir de alması durumunda tempolu bir şekilde G7'den piyon istiyor Nepo. Tabii ki de kısa rokla piyonu tutmuş oldu. Fil F4, şuradan hemen C7'ye bir baskı. Çünkü veziri buraya bağlayan bir hamle oldu. Güzel bir hamleydi. At C5 çok kaliteli bir hamle. At E6'ya dönecek. Hem fili tehdit edecek hem de C7 piyonu korumuş olacak. Vezir E3'te kaçırıyoruz. Vezirimizi kırışmak istemiyoruz. Çünkü aynı zamanda vezirler için kırışma önerisiydi bu hamle ama kırışmadı Nepo. Burada işte at E6 bekledik. Yani sırf at E6 için yapmıştır diye düşündük. Ama fil G4 oynadı. Enteresan bir tercih. Burada at açmazda da değil aslında ama fili ne yapacak? Fili nereye çekecek? Öyle zannediyorum ki at E6 oynadığı zaman filin çaprazı kapanacaktı. Bari dedi önce filimi oynayayım. Birazdan at E6 oynarım diye düşündü, öyle zannediyorum. Nepo buna atını kaçarak yanıt verdi. At D4 hamlesiyle vezir D7 hamlesinden sonra, ki arkadaşlar at D4 hamlesi aynı zamanda da atın E6'ya gelmesini birazcık zorlaştırdı. Vezir D7 hamlesi vezire bir kaçış alanı, aynı zamanda atın E6'ya gelmesi durumunda alış, aynı zamanda kalenin D8'e gelmesi durumları var. Bu nedenle yapılmış bir hamle. At C3 gelişiminden sonra kale A'dan D8. Şimdi dikkat edin arkadaşlar, bu fil D1 karesine baktığı için kale A'dan D1 gibi çok arzuladığı hamleyi Nepomniachtchi yapamıyor. O nedenle burada bir H3 ile file kış çekebilirdi. Ama at F5 oynamayı tercih etti. Burada siyahlar alıp da yoluna devam edebilirdi. Hatta siyahların bence alması biraz daha iyi olacaktı. Dikkat edelim arkadaşlar, burada siyahlarda Dinkler'in duble piyon yapısı var. Eğer almış olsaydı beyazlar da E alır F5 yapacaktı. Beyazların da duble piyonu olacaktı aslında. Ama almadı. At E6 oynamayı tercih etti. Arzuladığı hamleyi yaptı ve şu anda F4'e bir bakış attı. Tabii ki beyazlar da rakibin çift fil gücünü kırma fırsatı varken bunu mutlaka kullanacak. Nepo at alır E7 şahladı. Vezir alır E7 hamlesinden sonra şimdi fil G3'e dönerek filini muhafaza etti. Tabii ki zıt renkli fillerin olması biz satranç izleyicileri için birazcık moral bozucu. Fil H5 kaçtıktan sonra F3, F6, H3. Tabii ki şah kanadında bir piyon çoğunluğu olduğu için beyazlar alan üstünlüğü oluşturmak için piyonlarını sürmeye başladı. Şimdi H6 siyahlardan aynı şekilde karşılık. Şah H2, fil F7 hamlesinden sonra burada kale A'dan D1 ve vezir A7 gibi hamleler var. Özellikle vezir A7 çok saldırgan bir hamle ve güzel bir hamle ama kale hamlesinden çekinildiğini düşünüyoruz. O nedenle önce kale A'dan D1, belki birer tane kale kırışırız.
Daha sonra Vezir A7'ye geliriz diye düşünmüş olacak ki. Ama Dinklerden dedi ki no. B6 gelemezsin oraya dedi. A3 piyon sürüşünden sonra A5. Vezir kanadındaki piyonlar da sürülüyor. Bir tane AT2 valerası at D4'e yerleşmek isteyecek. Öyle zannediyoruz. Kale alır D1. Kale alır D1 hamlesinden sonra kale D8. Gel kırışalım. Çok güzel bir hamle geliyor. Kale D3. Çok teorik. Güzel derken teorik. Gel kardeşim sen al. Ben de piyon alacağım. Burada 5'li piyon yapısını oluşturacağım diyor. Siyahlar da dinklenen C5 sürdü. Vezir D2. Batarya kuruyoruz. Vezir kale bataryası. Tabii kuruyoruz derken ben nepocu değilim. Nepo'nun ağzından söylüyorum. C6 piyon sürüşünden sonra şimdi kale alır D8. At alır D8 ve Vezir F4. Ne yapacak? Vezir B8'lere sarkarak atı açmaza almaya çalışacak. Arkadaşlar hiç süreleri sormadınız. Şu anda 27 hamle geride kaldı. Nepo'nun 45 dakikası, Dinklerin'in 15 dakikası vardı. İşte kondisyon. Kondisyon. Yani şu anda 40 hamleye, 27. hamlede olduğumuz için 13 hamle var. 13 hamleyi 15 dakikada yapmak zorunda Dinklerin. Bakalım neler olacak. Burada Dinklerin B5 sürdü ki hatalı bir hamle. Burada çünkü bir piyon kazancı var arkadaşlar. Bakalım Nepo bu piyon kazancını buldu ve aldı mı? Vezir B8 ne istiyor? Fil C7. Neden? At açmaz da. Birazdan fil C7 oynayacak ve at düşecek. Burada mutlaka o yüzden şahı oynamalı ve atı açmazdan kurtarmalı. Öyle yaptı Dinklerin. Şah H7 oynadı. Burada aslında fil C7 oynanabiliyordu. Ve fil C7 oynanmış olsaydı arkadaşlar buradan bir piyon kazancı vardı. Ver atı, ver piyonu. At kaçtıktan sonra piyon düşüyordu. Ama bunun yerine ne oynadı? Yine bir piyon kazancı ama iyi olmayan bir piyon kazancı. Fil D6 oynadı Nepomniachtchi. Dedi ki ver veziri, ver C5 piyonu. İyi de C5 piyonu zaten duble piyon değil mi? Keşke A5'i alsaydım ama işte dedik ya yapacak hiçbir şey yok. Bu hamle aslında biraz da Dinklerin'e avantajı oldu. Çünkü kırışmaya doğru çeken bir hamle oldu. Vezir kaçtıktan sonra tabii tek işe yaramayan taş at. Nepomniachtchi atını oynadı. At E6, siyahlar da Dinklerin de aynısını yaptı. F4 piyon sürüşü F5 istiyor. Çok güzel buldu. Dinklerin çok güzel buldu H5. Dedi ki sen benim atımı istersen ben de senin atını isterim. Hiç sorun değil. Süre şu anda Dinklerin'in 7.22 kaldı. 9 hamlesi var. 9 hamleyi 7 dakikada yapmak zorunda. C3 piyon sürüşünden sonra H4 gelebilirdi aslında, atı rahatsız edebilirdi ama hayır dedi, C4 oynadı. Şimdi H4'de Dinklerin'in H4'e gelmesini engelledi Nepo. Vezir D8'de gel kırışalım. Hemen hemen kırışmak zorundasınız çünkü aynı zamanda hem veziri kaçarsan da fili istiyor. Tabii ki de Nepo Dinklerin'in süresi az kaldığı için kırışmak istemedi ve zorlamak istedi. Vezir B7, sen benim filimi alırsan ben de senin filini alırım dedi. Fil E8 kaçtı Dinklerin. Şimdi Nepo'nun tercihi at F5, filini korudu şimdi. Şu anda arkadaşlar hamleyi yapıyor siyahlar da Dinklerin. Vezir D7 ve son 4 dakikası. 5 hamleye 4 dakika kaldı. Vezir B8, vezir D8 ve baktı beyazlar artık yapacak bir şey yok. Nepomniachtchi vezir alır D8 yaptı. At alır D8 hamlesinden sonra süreler hemen hemen eşitlendi. 3'er dakika kaldı ve 3 hamle, artık süre yönünden bir problem kalmadı. Bizi biliyorsunuz bu şampiyonu süreler yönünden de heyecanlandırıyor. At D4 hamlesinden sonra burada fil C7 ile yine bir piyon kazancı öngörülebilirdi ama siyahlar artık alıyor onu. At B7 hamlesinden sonra gel dedi, al dedi, hiç sorun değil dedi. Önce bir E5, şah G8 hamlesinden sonra şimdi şah G3 ve Dinklerin'in fil D7 hamlesiyle birlikte 40. hamleler geride kaldı ve iki taraf da rahatladı. Asla zıt renkli bir fil finali göreceğiz. Piyon yapısı hemen hemen aynı diyebiliriz. Tabii ki bir geçer piyon oluşacak buradan ama bu geçer piyonu destekleyemiyoruz. Bu nedenle de destekleyemiyoruz derken beyazlar destekleyemiyor. Bu nedenle oyun eşitliğe doğru gidiyor. İki taraf da hata yapmazsa. Fil C7 piyonu istedi at C5. Dedi ki alabilirsin piyonu, hiç sorun değil, ben de alacağım dedi. Fil alır A5'ten sonra önce şah F7. Tabii ki niye yapıldı? E6 piyon sürüşünü engellemek için. Çünkü bu atı birazdan D3'e oturtup geri kalmış B2 piyonunu düşürecek. Fil B4 hamlesinden sonra şimdi at D3. Hem buradan kırışmalar neticesinde istiyor piyonu, hem de B2 istiyor. Baktı bu piyon gidiyor beyazlar. E6 sürdü. Çünkü şahla alınamıyor. Fille alınmak zorunda ve burada at alır. C6 ile karşı saldırı yapacak. Fil alır E6, at alır C6. Şimdi fil D7 haber atı.
At D4'ten sonra at alır B2 ile eşitlik sağlandı. 2 piyon, ha 2 piyon, zıt renkli filler atlar bu tarafta. 3 piyona karşı yine 3 piyon yapısı ve arkadaşlar bu oyun artık eşit. Şah F3, şah at D3, G3'ten sonra at C1 ve şah E3 ile birlikte taraflar ilk maç için beraberlikte anlaştılar. Sürpriz mi oldu derseniz kesinlikle sürpriz olmadı. Kim daha diri görünüyordu derseniz Nepomniachtchi çok daha diri görünüyordu. Gerçekten de 14 maçın sonunda gülen tarafın Nepomniachtchi olacağına inanılıyor. Favori gösteriliyor ama Dinklirendir, Çinlidir, ne yapsa yeridir. Arkadaşlar ilk maç bu şekildeydi. Yarın ve sonraki günler diğer maçlarına tekrar birlikte olacağız. Bizlere destek vermek için hemen aşağıdaki abone tuşuna basmayı unutmayın. Hayatımız Satranç Instagram sayfamızda eğlenceli içerikler için takip edebilirsiniz. Kamera ve mikrofon alma hedefimize destek vermek için ise katıl ve süper teşekkür butonlarına tıklayabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hep hayatımız satranç yönlerinden olmanızı dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.